Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar 14-20 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler tutulma haftasındayız yılın en önemli haftalarından birisi. Hemen hafta başı 14 Aralık'ta pazartesi günü akşam 19.16'da yay burcunun 23 derecesinde yeni aile beraber güneş tutulması yaşayacağız. Sizin için de kuşkusuz çok önemli bu tutulma. Tam karşıt burcunuzda olduğu için en fazla etki alan burçlardansınız. Özellikle ee, doğum gününüz 10-21 Haziran arasıysa güneş burcunuz çok fazla etki alacak demektir bu tutulmadan. Yükselen burcunuz da yine 23 derece ve yakınlarındaysa en önemli etkileri alabilirsiniz. Özellikle ilişki dinamiklerinizde, uzun vadeli ilişkilerinizde yeni adımlar atabileceğiniz gibi buralarda tabii ki güçlü kararlar vermeniz de mümkün. Bu tutulma yeni ayda olduğu için tabii ki yeni başlangıçları daha çok destekliyor aslında bir evliliğe doğru sizi yönlendirebilir ya da bir işbirliğine doğru. Evlisiniz, eşinizle birlikte belki hayatınızda yeni bir aşama kaydedeceksiniz. Birlikte yapacağınız, atacağınız adımlar öne çıkacak. Bu tutulma hayatınızın en temel yapılarında iş ve kariyer gibi alanlarda da çok tabii ki destekleyici olabilir. Sizi değişimler anlamına daha cesur kılabilir. Mars'ın güçlü açısı biraz daha hızlı, daha ateşli bir enerji altında olduğumuzu gösteriyor. Yani tutulma etkileri çok hızlı bir şekilde hayatımıza gelebilir ve bu tutulmayla birlikte olacak yeni başlangıçlar adına da daha cesur, daha kararlı davranabilir, güçlü e, inisiyatiflerde alabilirsiniz e, sevgili ikizler. Evet tutulma en az altı ay gündemimizde olacak. Sadece bu haftayla sınırlı değil. Ama hafta içerisinde gezegeniniz Merkür Mars'tan güçlü bir açı aldığı için bu sizin özgüveninizi arttıracak. Daha hızlı düşünebilir, hızlı kararlar verebilir, hemen eyleme geçebilirsiniz. Risk de alabilirsiniz. Yalnız bu risklere dikkat edin. Yani aldığınız bilgilerin içinde bulunduğunuz şartların e, doğruluğuna emin olun. Daha güvenli adımlar atmaya çalışın. Çünkü Merkür bir de Neptün'den de bir açı aldığı için zaman zaman biraz karışık etkilerde oluşabilir. Yani bilgi trafiğine özellikle dikkat etmekte fayda var. Bu hafta önemli burç değişimlerimiz devam ediyor. Tutulmanın hemen ardından 15'inde Venüs, şans gezegenlerimizden Venüs yay burcuna geçecek. 8 Ocağı kadar Venüs iyicil etkileriyle ilişkilerinizde daha toparlayıcı, daha verimli olabilir. Eş partner ilişkileriniz daha hoş olabilir. Biraz Venüs yayda tabii ki daha maceracıdır, daha özgürdür ama yeni deneyimler, yeni tanışmalar ya da süregelen ilişkilerinizdeki yeni heyecanlar anlamında Venüs'ün burada desteklerini 8 Ocak'a kadar alabilirsiniz. İlişkileriniz biraz renklenebilir. Karşınızdaki kişiler size daha iyice davranabileceği gibi gözünüze daha hoş ve cazibeli de görünebilirler. Her türlü ilişki ve işbirliğinde de ya da bazı anlaşmazlıklarda da daha yapıcı tutumlar içerisinde olabilirsiniz. Ve bu hafta yine çok önemli değişimlerimiz devam edecek. Ayın 17'sinde Satürn artık Oğlak'tan tamamen ayrılıp Kova burcuna geçecek. Satürn 2023 yılının Mart ayına kadar Kova burcunda ilerleyecek. Hava elementi olduğu için bu geçiş sizin için çok destekleyici. Sizin için güzel bir gezegen değişimi ve Kova burcunda özellikle sizin biraz daha hani hayatınızda eğitim, kültürel konular, hayata bakışınız, özgürlükler anlamında e, ilerlemenizi sağlayacak bu süreç. Satürn olan yerde yeni yapılandırmalar vardır, e, sorumluluklar vardır. Bu dönemde yurt dışı konuları, e, uluslararası her alandaki faaliyet yeni yapılandırmalar olarak hayatınıza daha güçlü bir şekilde de gelebilir. Hukuksal konular, akademik konular... Ee, uluslararası girişimler ve tabii ki medya gibi yayıncılık gibi alanlardaki faaliyetlerde yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Satürn'ün hemen ardından 19'unda Jüpiter Kova burcuna geçecek. 2021 yılı boyunca Aralık Ar Aralık ayına kadar Jüpiter Kova burcunda yine size tam desteğini verecek. Önümüzdeki yılı en şanslı geçirecek burçlardan biri de sizsiniz. Çünkü hem Satürn'den hem Jüpiter'den destek alıyorsunuz ve bu iki gezegenin 21 Aralık'taki kavuşumu kendi içinde de büyük bir döngüyü başlatacak. Yıllık yorumlarımızda da bunlardan detaylı bahsettik zaten. Şans sizden yana aslında. Hem inanç anlamında, fikirsel, düşünsel, hayata bakışınızda büyük gelişmelerin olmasını bekleyebiliriz, aydınlanmaların olmasını bekleyebiliriz. Hem fırsatlar anlamında dış dünyadan gelecek Kısmetler, şanslar anlamında da Jüpiter sizinle olacak. Özellikle yüksek öğrenim konularında, akademik konularda, hukuksal konularda ve her türlü uluslararası, yabancı kültürlere bağlı her türlü iş, girişim ve oluşumda seyahatler de olabilir tabi. Jüpiter'in size daha fazla kısmet getirmesini, şans vermesini bekleyebiliriz sevgili ikizler. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.